Petrol neredeyse bir asırdır jeopolitik gerilim ve savaşın girdabı oldu. Büyük ölçüde Japonların Pearl Harbor'a saldırmasının, Çin'in Güney Çin Denizi'ni askerileştirmesinin ve Orta Doğu'daki tüm bu savaşların asıl nedeni bu hammaddeydi. Petrolün böylesi bir iticiliğe yol açması şaşırtıcı değil. Hem bizi çevreleyen insan yapımı dünyanın temel yapı taşı, hem de kişisel ve ulusal güç ve zenginliğin birincil kaynağı. Vladimir Putin'in gücü Rusya'nın petrolünden geliyor. John Rockefeller, dünyanın ilk petrol servetini inşa ettikten 1,5 asır sonra, torunları onun geliriyle yaşamaya devam ediyor. Petrolün insan uygarlığının ayrılmaz bir parçası olarak görülmesi, devletlerin dünyanın iklimine verilen büyük zararı ortadan kaldırmak için gerekli adımları atmasının bu kadar zor olmasının temel nedenidir. Bu arka plana karşı başka bir enerji kaynağının petrolün sahip olduğu hakim konumu yerini alacağını hayal etmek zor. Ancak böyle bir yer için yarışan kaynaklar ve teknolojiler arasında en önemlisi gelişmiş batarya ve yaratıcı elektrik ekonomisi. Yine de bu yeni çağa hakim olacak kişisel, ticari ve ulusal rekabetlerde ABD, Almanya, Çin ve muhtemelen diğerleri arasındaki yeni bir ticari savaşın ortaya çıkışını izliyor olabiliriz. Hazırsanız bu konuya biraz daha yakından bakalım. Elektrikli araçlar ve batarya savaşı, büyük olasılıkla savaş gemileri ve ordularının 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar olan ticari savaşlarına benzemeyecek. Ancak çalıntı patent planları, icatlar ve yıldız çalışanlarla gerilim dolu siber çatışmalar ve kobalt ve nikel gibi metallere erişim için daha ciddi taktiklerin uygulanacağı muhtemel görünüyor. Şu an itibariyle Çin, elektrikli araçların altın çağı dediğimiz dönemin başında. Küresel olarak elektrikli araçlar şu anda tüm yeni araçların yaklaşık %3'ünü oluşturuyor ve 2025'e kadar bu oranın %10'a yükseleceği tahmin ediliyor. Devlet sübvansiyonları ile teşvik edilen Çinli sürücüler, tüm yeni elektrikli araçların yaklaşık yarısını ve Çin'deki sanayiciler dünyanın en büyük pil üretim altyapısını inşa ettiler. Kısaltmalarıyla NMC ve LFP olarak bilinen önde gelen pil teknolojileri ABD'de icat edildi. Ancak Çin, bu ilerlemeleri ticari olarak elektrikli araçlara yaymada ABD'yi ve diğer herkesi gölgede bıraktı. Dünyanın en büyük elektrikli araç şirketi Tesla, Çin'de büyük bir pazara sahip. Elektrikli araçları ve pil paketlerini bir araya getirdiği Gigafactory 3 fabrikası, Çin'in Şangay şehrinde bulunuyor. Tesla'nın Model 3 sedanı, Çin'in en çok satan elektrikli aracı konumunda. Analistler, Tesla'nın yeni araçlarının %40'ını Çin'de satabileceğini söylüyor. Tüm bunların yanında Tesla şirketi nihayetinde birkaç yıl içinde Tesla ile rekabet edecek insanları eğitiyor olabilir. Ancak Tesla'nın başarısı elektrikli araç ve batarya savaşında bir Amerikan zaferi kadar bir Çin zaferi ile de sonuçlanabilir. Analistler yeni nesil Çinli elektrikli araçların ve pillerin yaratıcılarının şu anda Gigafactory 3 fabrikasında çalıştığını, birkaç yıl sonra ise sektördeki yeni girişimlere geçeceklerini tahmin ediyorlar. Batarya ve elektrikli araç endüstrileri yeterince ölçeklendikten sonra Çin araçlarını dünyanın geri kalanına satma hırsına sahip olacak. Bu da küresel elektrikli araç hakimiyetinde bir başka aşamaya geçileceğini gösteriyor. Ama insan savaşın nerede bitip bitmediğini merak ediyor. Mevcut haliyle Audi'nin e-tron modeli ve Porsche'nin Taycan'ı ile birlikte tüm dünyada arzu edilen elektrikli araç firması şüphesiz ki Tesla'dır. Kitlesel pazara daha yakın olan General Motors ise Çinli otomobil üreticilerinden farklı bir düzlemde ve küresel satışlarda yenilmesi zor görünüyor. Gelecek olana bir benzetme akıllı telefon pazarı olabilir. Apple dünyadaki akıllı telefonların yaklaşık %12'sini satıyor ve bu sektörde Android işletim sistemi baskın oyuncu. Ancak Apple, iPhone platformunun üzerine inşa edilen işletmeler nedeniyle geçen yıl karını yaklaşık 2/3 oranında arttırdı. O halde akıllı telefonlara gerçekten kim hükmediyor? Android mi yoksa Apple mı?
Elektrikli araçlarda Çin onlarca yıl ve daha uzun süre en çok elektrikli aracı satmaya devam edebilir. Ancak bu en çok kullanılan ve en değerli teknolojiye, lider markalara sahip olacağı veya en fazla parayı kazanacağı anlamına gelmez. Ganimetin dostane bir şekilde dağıtılması, çatışmayı çözmenin en az yıkıcı yolu olacaktır. Ancak bu, tarafların tercih edeceği türden bir barış çözümü değildir. Elektrikli araçlarda bir sonraki büyük şey, fiyatlarını sıradan cüzdanların ulaşabileceği seviyeye indirmektir. Ancak bunu başarmanın tüm yolları arasında en çok rağbet görebilecek yöntem, yüksek elektrikli araç fiyatlarının en büyük kaynağına saldırmak olacaktır. Bir lityum iyon pile giren metallerin maliyeti. 2000'li yıllarda çok daha güçlü olmaya başlayan lityum iyon piller, tıpkı bir yüzyıl öncesine kıyasla çamaşır makinesi, buzdolabı ve elektrikli süpürgenin yaptığı gibi günlük yaşamı dönüştüren her yerde bulunan taşınabilir elektronik cihazlardan sorumludur. Ancak şimdi lityum iyon piller ve etkinleştirdikleri teknolojiler bir hesaplaşma ile karşı karşıyadır. Önümüzdeki 5 yıl içinde elektrikli araç satışlarına tahmini 4 kat artış, yılda 8,5 milyona ve 2030 yılına kadar 3 kat artışla yılda 26 milyona doğru yol alıyor. Eğer rakamlar doğruysa tüm bu elektrikli araçlar çok daha fazla ham madde gerektirecek. Benchmark Minerals Intelligence'ın genel müdürü Simon Morse'a göre kobalt talebi 2030 yılına kadar 6 kat, nikel talebi 5 kat ve lityum talebi ise 9 kat artacak. Bu ikili krizler yaratabilir. Piller elektrikli bir arabanın fiyatının yaklaşık üçte birini oluşturur ve pilin maliyetinin en az yarısı içindeki metallere bağlıdır. Bu temel gerçek, metal fiyatları çok daha yüksek talep nedeniyle yükselirse daha da büyük hasara yol açacak gibi görünüyor. Hedefiniz onları kitlesel pazar araçları yapmaksa elektrikli araçların fiyatlarının da artması muhtemeldir. İkinci kriz, eğer uzun vadeli düşünüyorsanız yüz binlerce kullanılmış elektrikli araç pilinin sahipleri bitirdikten sonra ne yapacaksınız? Anlaşıldığı üzere bu krizlerden biri diğerinin çözümüne yardımcı olabilir. Atılan elektrikli araç ve taşınabilir cihaz pillerindeki ana metalleri kurtarmak için şimdiden birkaç tane firma ortaya çıktı. Ve ölçeklenebilirse bu firmalar küresel piyasaların dengesini bozabilir. Bu geri dönüşüm olayına teşebbüs eden en önde gelen girişimcilerden biri, Elon Musk'ın Tesla'da baş teknoloji sorumlusu olarak görev yapan, eski sağ kolu ve şu anda Nevada'da bulunan lityum iyon pil geri dönüşüm şirketi, Redwood Materials'in CEO'su Strobel'dir. Bu çok önemli, gözden kaçan bir gelişmedir. Geri dönüştürülmüş metaller, bataryalar için büyük, güvenilir yeni bir kaynak haline gelirse, madenden çıkarılan metaller için rekabet edecek ve fiyatların dengelenmesine yardımcı olacaktır. Redwood Materials tesisinde uzay giysisi benzeri koruyucu giysiler giyen işçiler, ilk olarak cihazları 2700 santigrat derecede çalışan bir fırına yerleştirerek onları bir magmada eritiyor. Daha sonra kimyasallar bileşimi kullanarak magmayı oluşturan metallere ayırıyorlar. Şirketin CEO'su Strobel, pil metallerinin %98'inin geri kazanılabileceğini söylüyor. Piller aşağı yukarı sonsuz sayıda yeniden kullanılabilir. Bu metallerin ve malzemelerin %90'ından fazlasını tekrar tekrar kullanabiliriz, diyor. Şu anda geri dönüşüm endüstrisi başlangıç aşamasındadır. Şimdilik, gelecekte daha çok elektrikli aracın pillerini tüketmeye başlayacağımız günler için pil metallerinin geri dönüşümlü süper verimli yollarını deniyorlar. Benchmark Mineral Intelligence'da bir analist olan Andrew Miller, amacın pillerin sürekli olarak geri dönüştürüldüğü ve malzemelerin pil üreticilerine, ardından geri dönüştürücülere geri beslendiği kapalı bir döngü yaratmak olduğunu söylüyor. Bu kapsamlı fikrin ardındaki rakamlar çok büyük ve endüstrinin kritik bir ekonomik özelliği haline gelebilir. Otomobil şirketleri ve pil üreticileri muhtemelen bu girişimlerden birini kaparak geri dönüşümcü olmaya çalışırlarsa şaşırmayın. Zaten şu anda Çin'in pil üreten devi Contemporary Amprix Technology'nin Guangdong Group adında bir geri dönüşüm grubu var. Geri dönüşümün metal pazarını yerinden oynatacağı inkar edilemez görünüyor.
Ancak geri dönüşüm şirketleri karlı bir şekilde kendi başlarına ayakta kalabilirler mi? Analistler cevabın evet olduğunu söylüyor ancak ne kadar karlı olduğuna dair farklı fikirleri var gibi görünüyor. Gelecek hakkında eleştirel ve bilinçli bir tartışma yapmamız gerekiyor. Elektrikli araçların kitlesel olarak benimsenmesinin gerçekten mümkün olması muhtemel olmayabilir. Ya da böyle bir kitlesel devrime başlamadan önce batarya üretiminde kullanılan minerallerin önceliklendirilmesi gerekecek.